Asırlar öncesinden sürüp giden ününle, İn suyu mağarası susuz handa dününle, tarihlere sığmayan şöhretinle ününle, şiir şiir ses veren bir destansın Burdur'um. Evet sevgili izleyiciler, 8.'si düzenlenen Burdur Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Fuarı'ndayız efendim. Fuarımızı, Burdur'umuzun güzelliklerini aktarmak üzere programımız başlasın. Anadolu sevdalıları. Efendim, 8.'si düzenlenen Burdur Teke Yöresi Tarım, Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Fuarı'ndayız efendim. Burdur'umuzun efendim Ticaret Sanayi Odası'nın standındayız. Çok kıymetli başkanım. 5 dönemdir Burdur'a hizmet veren, Burdur'a gönül vermiş, Burdur'a kendini adamış değerli kıymetli başkanım Yusuf Keyik'le birlikte fuarımızı değerlendireceğiz. Efendim merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şunu soracağım. Benim için özel. Başkanım Yusuf Keyik kim? Bu yola ne zaman çıktı? 2005 yılında ben 99 seçimlerinde yönetim kurulu meclis üyesi olarak nakliyeciler ve petrolcüler grubundan Ticaret Sanayi Odası'na girdim, seçildik. İlk dönemde yönetim kurulu üyeliği Allah nasip etti. Bir 5 yıl, o dönem 1 yıl uzatıldı. 5 yıl görev yaptık. 99'dan 2005'e kadar. 2005'te arkadaşların teveccühüyle yönetim kurulu başkanlığı olmamız talebinde bulundular. İlk etapta çok sıcak bakmamama rağmen, tabii bu kendi elinizde olan bir şey değil. O ekip ve arkadaş çevremiz insanı bir yerlere sürüklüyor. Evet. Kabul etmek zorunda kaldık. Değerli Ticaret Odası seçmenimizin teveccühüyle de seçimleri kazandık. O gündür bugündür 2005'ten bu yana da yönetim kurulu başkanlığı görevini yapıyoruz. Bugün Tarım ve Hayvancılık Fuarımızın 8. aslen 12. ilk 4 yıl başka bir firmayla çalışma fırsatımız oldu. O firmadan çok memnun kalmadık. Bu firmayla bir değişiklik yaparak 8 yıldır da bununla beraber devam ediyoruz. Buradaki amacımız, tabii Burdur 3 lokomotif sektöre sahip, sürükleyici sektör olarak. 1. Tarım ve hayvancılık, 2. mermer ve doğaltaş, 3. turizm kentiyiz, eğitim kentiyiz. Bunları canlandırmak için hareket halindeyiz ve bütün çalışmalarımızı da bu yönde değerlendiriyoruz. Onun için tarım ve hayvancılıkta en iyisini yapmamız gerekiyor. Üretimde, kalitede, efendim söyleyeyim, her alanda Türkiye'nin en iyi illerinden birisi olmamız gerekiyor ki bunu da başaran illerden bir tanesiyiz. Ciddi anlamda bir örgütleşme olan bir iliz. 200 küsur tane kooperatife sahibiz. Tarım ve hayvancılığımız her köyde hemen hemen oturmuş, yerleşmiş ve ari ırk hayvancılığı yapıyoruz. Küçük hayvancılığımız da son 4-5 yıldır o da ciddi anlamda gelişmeye başladı. Ama dönem dönem tabii hayvancılığın kendi içinde sıkıntıları oluyor. Bu sıkıntılardan kaynaklı hayvan sayısında ve süt, et üretiminde düştüğümüz yıllar, geri gittiğimiz yıllar oluyor. Ama tekrar toparlıyoruz çünkü bizim vazgeçilmez bir sektörümüz. Artık Burdur kırsal kesimi tamamen tarım ve hayvancılığa özdeşmiş bir kesim.
Zaman zaman işte o sıkıntılı süreçlerde kesimler oluyor, küçülmelere gidiliyor ama tekrar toparlanıyor. Mesela şu son 4-5 aydır tekrar bir yükseliş trendinde hayvancılık birazsa. Evet. Devletin vermiş olduğu teşvikler bir taraftan, fiyatların, süt ve et fiyatlarının değerlenmesi açısından, gerçek değerlerini bulması açısından güzel oldu. Şu anda hayvancılık yapan kesimimiz ziyadesiyle memnun. Evet. Tarımda da benzer, tamam girdi maliyetleri arttı, hep biz girdi maliyetlerini öne sürüyoruz. Ama ürettiğimiz ürünün de fiyatları 2'ye, 3'e katladı. Bunu da konuşmamız gerekiyor. Evet. Hep olumsuzlukları konuşursak yol almamız mümkün değil. Çözüm olmuyor. Ne olmuyor? Üretim de yani, olmaz. Aynen. Üretiminde tadı olmaz. Aynen. Yani şimdi mazot 20 lira oldu. Eyvallah. Mazot 6 lirayken buğday da 1 lira 50 kuruştu. Şimdi buğday 7,5-8 lira oldu. Yani. Gibi. Buna benzer. Mesela yemin torbası 100 liraydı, 125 liraydı. Şimdi oldu 300-350 lira. Eyvallah oldu. Fakat süt 1 lira 50 kuruştu, 1 lira 70 kuruştu. Bugün 12 lira oldu. Yani bunları da söylememiz lazım. Bunları da konuşuyor olmamız lazım. Paralel gidiyor bir şekilde. Yani. Onun için şu anda çok sıkıntılı bir süreç gözükmüyor. Ama işte o sıkıntılı süreçte bakanlığın bazı şeyleri geç bırakması hayvan kesimine yol açıyor. Bunun da tekrar regüle edilmesi, tekrar dönüşümü sağlanması hayvancılıkta yıllara dair olduğu için orada bir sıkıntı yaşanıyor. Mesela ticarette öyle değil. Bunu bugün yüksek fiyatsa almazsınız. İhtiyacı olduğu gün alırsınız. Ama hayvancılık böyle bir şey değil. Hayvancılık 3 yılda bir kendini toparlayıp dönüşüm sağlayabilen bir sektör. Onun için çok itinalı, titiz davranmamız gerekiyor. Sahip çıkmamız gerekiyor. Devlet olarak ithal yolunu en son yol olarak seçmemiz gerekiyor. Öncelikle yerel hayvancımızı, yerel çiftçimizi desteklememiz gerekiyor. Bu konuda çok haklısınız ama şu anda başkanım bu hafta özellikle incelediğimde belli birliklerimizin yurt dışından hayvan seçmeye gittiğini gözlemledim. İşte sosyal medyadan paylaştıkları da Türkiye'de fiyatlar yüksek, işte mecburen yurt dışından seçmeye başladık gibi ama işin aslı sizin bahsettiğiniz üzere asla böyle olmamalı. Yani bugün ben çok iyi biliyorum, pek çok birlik süt birliği başkanımın gelip bizzat Burdur'dan hayvan seçtiğini çok çok iyi biliyorum. Evet, tabii tabii. Çünkü hayvancılık bölgesi. Hayvancılık bölgesi, hayvancılık Burdur'un olmazsa olmazı. Olur. Biz bunu biliyoruz yani, olmazsa olmazı. Bir de öyle birkaç bir şeyi, o yüz ölçüm olarak baktığımızda küçük bir şehir olmasına rağmen çok büyük başarılar. Neden diyeceksiniz? Türkiye'nin hiçbir yerinde 252 yanlışım yoksa şu anda aktif tarımsal kalkınma kooperatifi yok. Burdur bunu yıllar öncesinden bu örgütlenmeyi başarmış. Yapabilen kentlerden bir tanesi. Birlik olmanın farkına varmış. Doğru söylüyor. Belli bir yol almış. Başarı üstüne başarı katmış. Yıllar önce biraz önce sohbet ettik. İşte Elmacık tarımsal kalkınmada toplu sağım sistemlerine gelmiştim ben örnekte. Yıllar önce. Tabii. İşte en az 10 yıl oldu belki. 10 yıldan önce. Yani Burdur bu kadar önden gidiyor. İşte belli ellerimiz bu kadar savaş veriyor veya ciddi üretimler var. Bir de artık bilinçli hayvancılık yapılıyor. Başkanım bu da yani bilinçli kişilerin ırkı. İşte her şeyi kayıt altında. Böyle olunca da evet niye yurt dışından gelsin? Şimdi işte o kötü dönemlerde hayvanlar kesime gidiyor ya. İşte anneler gitti. Anaçlar gidince mecburen dışarıdan ithalat şimdi, yapma durumunda kalıyorsunuz. Bu işte Tarım Bakanlığı'nın bir takım hesaplamalarının yanlışlıkları. İnşallah bu yanlışlıkları görüyorlardır. Tekrarlamamak için de bir çalışma yapıyorlardır diye umuyorum. Dediğim gibi dönüşümü zor bir sektör. Onun için bu dönen tekerleği durdurmamak lazım. Bunun için gayret etmek lazım. İşte bizim de bu fuar çalışma amaçlarımız bunlar. Hayvancılığın ve çiftçiliğin en kalitesini yapalım. İşte atalarımızdan gördüğümüz sistem değil. Artık yeni dünyada yeni entegre sistemlere ayak uydurup teknolojiyi kullanarak daha verimli, daha kaliteli ürünler alıp daha iyi fiyatlara satış yapıp değerlendirebilelim ve katma değerimizi yükseltebilelim. Bunun için bu fuarlar çok önemli. Biz de oda olarak önemsiyoruz ve destekliyoruz.
Çiftçimiz de bunun farkında. Devlet teşviklerimiz de bu manada. Yani çiftçimizin o teknolojik ürünleri alabilmesinde, o teknolojiyi yakalayabilmesinde ciddi anlamda teşvikleri var. Bu teşviklerden de bizim çiftçimiz bilinçli. %95 oranında faydalanıyorlar. Onun için ben Burdur Tarım ve Hayvancılığın önümüzdeki süreçte iyiye doğru gideceği inancındayım. Teşekkür ederim. Çok emekleriniz var efendim. Burdur için var mı aklınızda, şöyle olsaydı daha iyi olurdu dediğiniz bir şey var mı efendim? Ya mutlaka bizim Burdur'da tek eksiğimiz önceden göç veren bir ildik. Ama artık Allah'a çok şükür göç durdu. Göç almıyoruz ama vermiyoruz da. İnşallah bundan sonra göç alan bir il olmak için gayret ediyoruz. Çünkü etrafımızdaki komşularımız artık tıkanmaya başladı. Antalya'dır, Denizli'dir, Isparta belki daha o kadar değil ama bu iki il ciddi anlamda sıkıştı. O sıkışmalardan dolayı geri dönüşler bizim birçok hemen hemen il nüfusumuz kadar nüfuslarımız bu illerde yaşıyor. Bu illerde emekli veya şu anda hayatı yeni atılmış gençlerimiz ve emekli kesimimiz artık Burdur'a geri dönüş yapmaya başladı. Burdur'un daha potansiyellerinin üstün olduğunu, daha değerlendirebilecekleri alanların olduğunu görerek, tabii burada bizim de sivil toplum örgütleri olarak ciddi çalışmalarımız var. Bu çalışmalar neticesinde Burdur'a dönüşlerini de sağlamaya başladık inşallah. Bu da çok güzel. Şimdi ikinci organize sanayi bölgemizi tamamladık ve genişleme çalışmalarımızı yapıyoruz. Doldurduk şu anda aşağı yukarı 950 dönüm bir alanda. Hiç boş parselimiz yok. Yine bir 500 metre civarında, bir şey 500 dönüm civarında genişleme alanı yapıyoruz. İnşallah oranın da şu anda talipleri hazır. Biz gerekli prosedürleri yapmak için çalışıyoruz. Orayı da işlemlerini bitirdiğimiz zaman hemen oraları da tahsislerini yapıp hızlı bir şekilde de bir yandan sanayileşmemizin önünü açmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi dediğiniz gibi ciddi bir tarım ve hayvancılık varsa paralelinde sanayileşmenin yürümesi gerekiyor teknolojik olarak. Burdur'un bunu en üst çıtada başardığını düşünüyorum. Yani teknoloji ve sanayileşme. Yani yapmaya çalışıyoruz. Tabii eksiklerimiz var mutlaka. Dediğim gibi işte altyapı noktasında bazı gecikmelerimiz oldu. Ama bunları telafi etmek için gayret ediyoruz. Başta Sayın Valim, milletvekillerimiz, belediye başkanımız olmak üzere elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Elinize, yüreğinize, emeğinize sağlık. Bir şey daha var efendim. Evet, Türkiye büyük bir yas içerisinde. Evet. Gerçekten yüzyılın felaketi oldu. Ve sizler TOB'a bağlı tüm ticari sanayi odalarımız, odalar ve borsalar birliğimiz çok büyük çalışmalar yaptınız depremize de kardeşlerimize ve ben biliyorum efendim, takip ettiğim için halen de yardım çalışmalarınız da devam ediyor. Yani biz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak ve 365 oda ve borsa olarak Türkiye'nin ne zaman başına olumsuz bir olay geldiyse, bu deprem olur, sel olur, herhangi bir yangın felaket olur, İlk önce koşanlardan birisiyiz. Evet. Ki Allah'a çok şükür bu koşma sebebimiz de belki odalarımızın ekonomik gücünden kaynaklı. Ve bunu da üyelerimize üyelerimiz sayesinde sahibiz bu imkanlara. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Onların bize vermiş oldukları gücü Türk milleti adına ne zaman ihtiyaç duyulursa, nerede bir zorda insanımız varsa, başta Odalar ve Borsalar Birliği'miz, arkasından da tüm 365 ve oda borsamız elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Şu anda artık yine gıda yardımlarımız, efendim giyecek, içecek, yiyecek, bunlar devam ediyor ama esas şu anda Odalar ve Borsalar Birliği'nin çalışmaları, odalarla beraber kalıcı konutları inşa etmek. İnşallah bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İlimizden de sağ olsun katılım sağlayan değerli iş insanlarımız var. Ben buradan onları da teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle kötü şeyleri ülkemize yaşatmasın. Gerçekten asrın felaketi. İşte Sayın Valim az önce konuşmalarda da duydunuz. 70 gün falan orada görev yaptı. Dolayısıyla biz de gittik, hem bir görelim hem bir ziyaret edelim Sayın Valim diye. Gerçekten çok acı bir ortam. Evet. Allah'ım bir daha
bu millete bu acıları yaşatmasın. Amin, yaşatmasın. Evet efendim, Teke yöresi efendim bir sürü güzelliği var. Yürekleri sıcacık insanlar, çok çalışkan insanlar. Hanımefendiler tarımda, hayvancılıkta hem yeniliklere çok açıklar hem de çok başarılılar. Yani en iyisi nasıl oluyorsa onlar buna hakimler. Daha öncesinde yapılan canlı hayvan yarışmaları, birinci olmaktaki iddiaları, bakımları, bilgileri, yani öyle bir kültür karışımı ki Burdur çok özel bir il. Efendim Burdur'umuzdan Türkiye'mize son olarak nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Valla biz Burdur olarak çalışmaya devam edeceğiz, üretmeye devam edeceğiz. Birlik beraberliğimizi korumak için mücadelemizi devam edeceğiz. Çünkü ülkemiz hakikaten sorunlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu coğrafyada hiçbir zaman için gözümüzü kapatmamamız, kulağımızı kapatmamamız gerekiyor. Gözümüz açık, kulağımız açık pozisyonda durmamız gerekiyor. Çünkü içeride ve dışarıda ciddi anlamda bu ülkeyi yıpratmak için, bu ülkeyi bölüp parçalamak için çalışan unsurlar var. Artık bu unsurları okuyan bir devlet gücü, bu unsurları iyi tahlil edebilen bir millet gücü oluştu ülkemizde. Artık bundan sonra o tür düşüncede olan insanların, örgütlerin, efendim söyleyeyim, o örgütleri destekleyenlerin artık Türkiye üzerinde her istediklerini yaptıramayacaklarını, o kötü emellerinin çok fazla artık geçerliliğinin olmadığının onlar da farkına varmaya başladı. İnşallah birlik beraberliğimizi Allah'ın bozmasın. Bu ülkenin insanı her şeye değer. Bu coğrafyanın insanı gibi bir insan, vicdanlı, hayırsever, nerede bir mazlum varsa yanında yer alan bir millet. Ben haddim olmayarak dünyanın birkaç ülkesini, çoğu ülkesini gezdim. En ileri ülkelerini gezdim. Ama bizim insanımız gibi, bizim ülkemiz gibi ne ülke var ne insan var. Evet. Onun için bu değerlerimizin kıymetini bilelim. Gençlerimizi de bu minvalde inşallah yönlendirelim, yetiştirelim. Ülkemizin geleceği açık. Bir sıkıntı, sorun ben görmüyorum şahsen. İnşallah. Umutluyuz. Güzel şeyler oluyor. Daha da güzel şeyler olsun. İnşallah. İyi ki sizler de varsınız efendim. İnşallah. Allah-u Teala hizmetlerinize kolaylık versin, daim eylesin. Eyvallah. Burdur'umuz güzel bir kent, huzur kenti. Tarih var, kültür var, coğrafya var. Efendim tarım var, hayvancılık eğitim var. Eğitim var. Bir türlü eğitimiyle, sanayiyle, yöresel folkloruyla öyle bir karışım, öyle bir güzel karışım. Efendim seneye de başkanımızla birlikte Allah-u Teala sağlık sıhhat verirse buradan bütün izleyicileri her yıl kısmet olursa Nisan ayının son haftası Burdur'a, Teke yöresinde bu güzel fuara, bu güzel memlekete davet edelim değil mi efendim? Teşekkür ederim. Bekliyoruz inşallah. Her ben zaman. Teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Yusuf Başkanımızla Burdur'un birazcık vaktimiz olduğunca gönül perdesini sizler için aralamaya çalıştık. Güzel Burdur'umuza yapmış olduğumuz programımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim, tarihi, tabiatı, tarımı, hayvancılıkta liderliğiyle güzel Burdur'umuzun 47 kilometre uzaklıkta Kemer ilçesindeyiz. Kemer'deki güzel yürekli üreticilerimizin gönül perdelerini sizler için aralamaya geldim.
Sevgili izleyiciler, Anadolu sevdalıları. Efendim Burdur'a 47 kilometre uzaklıkta su, süt ve yayla diyarı Kemer ilçesindeyiz. Şu anda efendim adeta bir organize sanayi sulama birliğimize konuğuz. Başkanımızla birlikte güzel bir projeyi ve Kemer'deki sulama birliğimizin çalışmalarını, faaliyetlerini sizlere aktaracağız kısacası. Efendim merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizi burada onurlandırdınız. Çiftçi TV'ye de sizlere de çok teşekkür ederim. Sağ olun başkanım. Geldik, hayran kaldık. Ben yıllardır geliyorum. Yani sektöre gireli 11 yıl oldu yaklaşık. Kemer'e pek çok kez gelmiştim ama bu proje beni çok mutlu etti. Ben direkt oradan başlayacağım. Evet. Ama öncelikle bir hafiften bir Kemer'imizi tanıtalım. Akabinde de sulama kooperatifimiz ne zaman kuruldu? Ve Osman Bütüner burada direksiyona ne zaman geçti? Bu sorumluluğu ne zaman aldı? Evet. Kemer'imiz yaklaşık 1956 yıllarında belediye olmuş. 1988 yılında ilçe oldu. Ülkemizin küçük ilçelerinden bir tanesi. Kooperatifimiz de 1976 yılında farklı bir isimle kurulmuş. 95 yılında Sulama Kooperatifi adını almış. Osman Bütüner 2009 yılında kooperatif başkanı oldu. 2014 yılında bıraktı. 2016 yılında tekrar göreve geldi. Şu an burada bulunduğumuz projeyi biz 2013 yılından beri, işte ilk başından başladığımız, bugüne getirmemiz 2013 yılında başlamıştı. Ben bir nevi büyük mesafe kat ederek başardığımızı düşünüyorum. Gerçekten öyle başkanım. Şimdi size öncelikle şunu soracağım. Çok güzel bir fikir. Köyün dışarısına bir arazi almak. Tabii ki onun bir sürü prosedürü olmuştur eminim ki. Başkanım zor olmadı mı üyelerinizle bu fikri paylaştığınızda bu kararı alırken? Çünkü önemli bir karar. Cesaret edilememiş olabilir. Nasıl başardınız? Yola nasıl çıktınız? Şimdi yola çıkmamızda tabii önce ortaklarımıza hani bu durumu anlatarak, bu işe hani gönül verenlerle istişare ederekten yola çıktık. Onlar hani zaten bizim arkamızda olmasa imkansız, başaramazdık. Yani aslında kitap yazılır. Zamanın kaymakamı vardı Hasan Hüseyin Vural Bey. Hani emeklerini burada anmak isterim. İşte belediye başkanı, diğer kooperatifimizin başkanı. Hep birlikte oturduk, bir karar aldık. İnsanları farklı yerlerde, buna benzer proje olan yerlere, toplu bakım olan yerlere götürdük, minibüslerle gösterdik. İstişare, yani etap, aşama kat ederekten bugünlere geldik. Yani şimdi gönül vermiş insanlarla istişare ediyoruz ama bunun dışında dışarıdaki insanlar da dedikoduyla onun önüne geçmeye çalışanlar oldu. Yani bir şekilde başardık. Bir şekilde başarmışsınız. Peki şu anda kaç üreticimiz ahırlarını taşıdılar bu güzel yere? Kaçı geldi? Şu an burada bizim sağım merkezimizi kullanan 10 tane üreticimiz var. İşte bir tanesi daha hayvanı yok, ahır yaptı. Bir tanesi yapılıyor. Onlar da yapıyor. Yani toplam 13-14 tane oldu. Bizim buraya hani gönül veren insanlar en azından hani 15-20 baş üzeri sağmal hayvanı olanlar takılıyor. İlçe içerisindeki yaşlı ya da birkaç hayvan olanlar buraya hani katılmak istemediler. Onlarla da biz onları dışarı atmak istemedik ama onlar hani geleceği olmadığı için katılmak istemediler. Evet. Biz de genç neslin ya da bayanların çok burada hayvancılıkta üzerine çok yük biniyor. Bu da nedir? Sağım olarak olduğu için sağım merkezini kooperatif yapsın.
herkes işletmesini kursun, ortak bir kullanım olsun diye böyle bir projenin başına geçtik. İşte siz de gördünüz. Bir nevi biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olduk. Gerçekten öyle efendim, çok güzel olmuş. Bildiğiniz organize sanayi böyle ferah, işletmeler, ahırlar ferah ferah, birbirlerine açıları. Dediğiniz üzere efendim işletmeler ferah, hayvanlar ferah, stres evet. yok. Toplu savunma zaten onlar yolu öğrenmişler, şaka bir yana. Evet. Her türlü bu şekilde de kooperatifimizin güvencesi altında hijyeni, toplu savunma yapılıyor. Yani tebrik ederim sizi. Gerçekten güzel bir proje olmuş. Çünkü yeni nesil üretici olarak bakarsak efendim teknolojiye, bu teknolojiyle birlikte işte sağlıklı, bilinçli veya işte ne diyeyim hastalıklardan mümkün mertebe ağrı, işte ön koruma, bütün bunların da bilincinde böyle profesyonele giden hayvancılık. Ki şu anda pek çok kişi bu açıda yapmaya çalışıyor. Evet. İyi bir verim alabilmek için. Ki Burdur hayvancılıkta Türkiye'nin lideri. Hani yüz ölçümü küçük ama her karesi herkes nokta nokta var. Dolu. Evet. Herkes yapıyor. Çünkü Burdur'un olmazsa olmazı hayvancılık. Evet. Birinci geçim kaynağı o. Efendim kaç aktif üyeniz var? Bizim sulama kooperatifi olması hesabıyla 225 tane ortağımız var. Ama sütle iştigal eden 51 tane sütle iştigal eden ortağımız var. Bunların işte 10-12 tanesi burada. Diğerleri küçük üreticilerimiz. Merkezde kendi işlerini kendileri. Şimdi Kemer sunumda da söyledim. Girişe de yazılmış efendim. Sütün merkezi diye. Toplam olarak yaklaşık Kemer'imize ne kadar süt var? Kemer 15 ton civarında süt üreten bir ilçe. 15 ton ortalama sütünüz var. Evet. Siz aynı zamanda sulama kooperatifi, evet bunun altında sulama hizmetleriniz nelerdir? Üreticilerinize verdiğiniz hizmetler nelerdir? Yani ama sulama olarak diğer üreticilerinizle yani ortaklarınız ne bileyim en çok zorlandığınız noktalar nelerdir? Valla ilk başlarda dediğim gibi zorlandık ama şu an yılların getirdiği bir tecrübe birikimle artık hani zorlanacak bir şey görmüyorum. Hani bu bir nevi biraz tecrübe ya da deneyim kazanma da diyebiliriz. İşte sulama kooperatifimiz var, Akpınar Göleti'miz işte kooperatifimizin kontrolünde. 2011-12 yıllarında Tarım Bakanlığı'nın desteğiyle kapalı sisteme dönüştürdüm. O zaman da ben başkandım. Yaklaşık işte 12-13 yıl oluyor. Geçen yılda kartlı ön ödemeli sayaç taktırdım. 130 tane falan. Şu an insanlar hani çok memnun hizmetlerden. Damlama, yağmurlama sistemlerini kullanıyoruz. Suyu tasarruflu kullanıyoruz. Burdur'da ki baraj ve göletlerin içinde şu an bizim suyumuz bayramda doldu taştı. İnşallah. Yani diğer baraj ve göletler daha yarıya gelmezken bizim doldu. Neden? Suyu geçen yıl daha tasarruflu kullandığımızdan yarısı dolu kalmıştı zaten. O yüzden orada da vatandaşımız hizmetlerden memnun. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Evet, o zaman şöyle yani artık diyorum ya bilinçli üretici olmak. Bu da şimdi siz kocaman bir ailesiniz. Yönlendirme, bilgi paylaşımı. Yani hiçbir şey eskisi gibi değil. Neden? Suyumuz çok kıymetli. Evet. Yani vahşi sulamalar bitti. Evet. Siz kooperatiflerimiz, üretici birliklerimiz sayesinde gerçek yapılması gereken damlama sulamayı tamamen efendim bilinçlendirdiniz, aydınlattınız. Üretici de bunun farkında. Sulama birliği olarak da üzerine düşeni yapmışsınız. Yok. Bir de bu ön ödemeli kartlı sistem. İnsanlar memnun dediniz. Hani genelde başkanım belli bir süre ciddi anlamda sulama birliklerinde büyük sıkıntılar var. Üretici kullanıyor.
ödeyemiyor, tekrarını karşılayamıyor. O ödeyemediği gibi birlik veya kooperatif ayakta kalamıyor. Çünkü devir daim etmesi gerekiyor. O bedeller karşılanamıyor. Şimdi böyle güzel bir çözüm olmuş. Ne yapıyor üretici? Ön ödemeli dediğiniz. Şimdi kooperatifin merkezinde onun kart yükleme cihazı var. Vatandaş geliyor, kaç ton su yükletecekse oraya kartına yüklettiriyor. Gidiyor, nerede su olacaksa artık. Kartı okutturuyor, bir suyu akıyor. Parası biterse suyu otomatik keser ya da kendisi kapatmak isterse tekrar kartını okutturuyor, kapatıyor. O şekilde. Yani hem istikrar var, evet. Hem bilinç var, hem de efendim ne bir ödeme zorluğu veya bir gecikme bir şey yok. O var, bir de şu var, hani vatandaş hani bize bağımlı kalmaksın. Yani istediği zaman gece gündüz suyunu kartına okutturup sulama imkanı. Evet. Önceden de biz peşin parayı oradan alıyorduk ama bu sefer bizim kontrolümüzdeydi yani. Belli saat veriyorduk. O saatte gelip sulamak zorundaydı. Rüzgar oluyordu, yağmurlamada mesela. Sıkıntılar oluyordu. Şimdi rüzgar varsa adam kartını okutuyor, kapatıyor. Baktı rüzgar kesildi, gidiyor. Tekrar suluyor. Sulamayı açıyor. Yani bize bir nevi bizden bağımsız hareket etme şansı var. Evet, o şans da güzel. Doğru söylüyorsunuz. Hani müsaitlik durumu var, üreticinin hava şartları var. Kendine göre programını yapıyor. 24 saat. Yani istediği 24 saatin, istediği saatinde sulama şansı var. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Başkanım, zor dönemler hayvancılıkta. Aynı zamanda siz Burdur Köykop Başkanı'sınız. Evet. Bir sürü kooperatif var. Kooperatiflerimiz, kooperatifleşme özellikle Burdur'da yıllar öncesinden birlik olmanın başarı getireceğine inanmış ve Burdur bunu yıllar öncesinden başarmış. Şu anda aktif kaç kooperatifimiz var Burdur Köykop'a bağlı? 226 tane. 226 kooperatifimiz var. Dediğiniz gibi Burdur yani denince aklına kooperatifçilik gelir. Tabii birliğimiz geçmiş dönemde bir zor şartlardan geçti. Bir zor dönemde görev almıştık. Evet. Birlik beraberliğin önemi zaten işte kooperatifçiliğin adı o. Birlik. Yani kooperatiflerin zaten bir araya gelmesi de birlik oluyor. Şimdi önümüzdeki günlerde kooperatif projesi adı altında bir tane Ziraat Bankası ile protokol imzaladık mesela. O protokolden kısaca bahsetmek istersek, şimdi kooperatif ortağı olan bir tane üretici kooperatife ortak olacak. Kooperatif birliğe birlik merkez birliğine üye olursa, mesela Ziraat Bankası'nın kredilerinden daha mesela ne diyeyim? Daha kolay şartlarda ipotek, mı faydalanacak? İpoteksiz bir şekilde ondan sonra öz kaynak koymadan yararlanabilecek. Yani protokolü imzaladık. Önümüzdeki günlerde üreticilere faydalı olacak inşallah. İnşallah. Üretici bir sürü emek veriyor. İşte girdi maliyetleri sürekli yükseliyor. Size göre şu anda işte bu girdi maliyetleriyle beraber süt litre fiyatı nasıl bir durumda başkan? Üreticileriniz ne düşünüyor? Yani yılbaşından bu zamana yani üretici bir nevi para kazanabilir duruma geldi. Yani 2022 yılında zor bir süreçten geçti. O zaman süt fiyatları düşük kalmıştı. Maliyetleri yükselmişti. Yani biraz önce hani programdan önce de konuştum da süt inekleri kesime o dönemde gitti. Evet. İşte acısını bu dönemde et fiyatlarının yüksekliğinde yaşıyoruz. Yani. Biraz hani insanlar sabır edip ayakta kalabilseydi bugün yani inkar etmeyelim. Para kazanabilir duruma geldi şu an yani. Evet. Et ya da süt olarak yani değişmez şu an para kazanabiliyor üretici. Hani inşallah bugünler biraz daha devam ederse üretici üretmeye devam eder. Kendi bölgeniz açısından, şimdi biz sizi çok kıymetli görüyoruz Burdur'u, Burdur'umuzun ilçeleri ve Burdur'daki tüm tarımsal kalkınma kooperatiflerini her zaman güçlü görüyoruz ama başkanım yani bu sıkıntılarla birlikte sektörden çıkanlar çok oldu mu?
bizim üretici kesim biraz daha küçük üretici olduğu için hani bunu kar zarar gözetmeden yani üretmeye devam eder. Hani sektörü çıkanlar olmuş mudur tamamen? İllaki olmuştur ama bizim üretici kesimimiz bunu terk etmez. Küçülür ama terk etmez. Küçülür bırakmaz. Yani kooperatif camiasının üreticileri işten nasıl çıkar? Hani yaşlılıktan dolayı hani çıkar yani yapamayacağı için çıkar ama ben para kazanamıyorum diye bu işi terk etmez. Onu yani bırakmaz. Kar zarar bırakmaz. Küçülür ama devam eder. Ha, ne kadar güzel. Efendim burası şu anda sizin işletmeniz. Evet. Tek başına mı bakıyorsunuz? Bir aile işletmesi mi? Osman Bütüner'in işletmesinde efendim bu güzelliklere kimler bakıyor? Burada biz aile işletmesi olarak işte eşim, oğlum, gelinim birlikte yardımlaşarak yapıyoruz. Sizin günlük yaklaşık ne kadar sütümüz var başkanım? Bizim şu an 600-700 litre civarında sütümüz var. Evet. 30 tane sağmalımız var işte toplam. Düvesi, buzağısı işte 50-60 baş hayvanımız var burada. Evet. Birlikte. Evet, gayet güzel. Yer çok güzel seçilmiş. Gerçekten tebrik ediyorum. Çünkü üretici olmak kolay değil. Ama o yüreğe düştüğünüz, sizin bahsettiğiniz üzere de elden ayaktan düşmeden de bırakmak kolay değil. Çünkü vazgeçemiyorsunuz. Vazgeçemiyorum. Peki bir daha dünyaya gelse Osman Bütüner yine bir üretici olur mu? Olur. Bak ben şü an mesela köy başkanı olduğum halde bu işten vazgeçmiyorum. Emekliyim. Oğlumu everdim, kızımı gelin ettim. Aslında hani ekonomik olarak üretmeyebilirim. Evet. Ama şimdi ben kendime bu işte bu projeyi bir amaç olarak, ideal olarak gördüm. Hani insanların bizden sonraki nesillerin önünü açmak adına bu projeye girmiştim. Yani bir müddet sonra biz yaparız işte çocuklar bizi devam ettirir. Yani artık kemer de bundan sonra genç nesil şehre göç ediyor ya. Bundan sonra yetmesin. Hani en azından burada kendi imkanlarını daha iyileştirdiği için burada kalsın diye böyle bir şeye yola çıkmıştık. İnşallah bundan sonraki nesiller kıymetini bilir. Hani iyi olur inşallah. Yani. İnşallah, inşallah. Burdur denince pek çok güzellik akla geliyor ama en çok bu güçlü hayvancılık geliyor başkanım. İşte sizin çalışmalarınız, verdiğiniz hizmetler, birlik olmanın ruhu bence başarıyı birlikte getiriyor. Özellikle kemer sulama kooperatifi olarak bu başarıyı tekrar tebrik ediyorum. Çok güzel olmuş. İnşallah Türkiye'ye örnek olsun. İnşallah. Daha güzel olsun. Sizin başkanım, bu hayvancılık olsun, kooperatif adına, birlik olmak adına Türkiye'ye, gençlerimize, üreticilerimize ne gibi tavsiyeleriniz olur? Ya gençlerimiz yani en azından kırsalda büyümüş, yetişmiş insanların üretimden vazgeçmesin. Bu gıda üretiminin yani geleceği her zaman parlaktır. Gıda biraz önce sizin de söylediğiniz gibi iki şey inkar edilemez. Sağlık ve gıda. Gıdanın üretimi ne bileyim hakkı yenmez. Yani gıda üreten insanların hakkı yenmez. Şimdi kırsalda üretici kesimi yaşlanıyor. Yani yaş ortalaması yüksek. Yani şehre giden insanın tekrar geriye dönüp üretim yapması daha zor. En azından bu kırsalda yaşayan gençlerimiz burada tutup da bu işi devam ettirebilirsek para kazanır durumda olursa zaten gençlerimiz gideceğini düşünüyorum. Birazdan devletimize de daha çok iş düşüyor. İşte ne bileyim bu doğalgaz gibi şeyleri hani şehirlerde biraz da küçük yerlere de yaygınlaştırırsan ya insanlar hani gençler iş için, yaşlılar da ısınma ya da konfor için şehre gidiyor. Yani imkanı olanlar. Devletimiz buralara da daha ağırlık verirse yani neden insanlar şehre göç etsin? Biz tabii
ilçe içerisinde yapıyorduk hayvancılığı ya. Buraya geldik, işte sağım merkezini kurunca orada biraz önce Bekir Bey çekerken orada her ineğin orada kaç litre süt verdiği görülebiliyordu. Önceden biz onu ölçmüyorduk. Yani ölçme, işte kıyaslama yapmak için. Şimdi burada verimsiz hayvanları biz birer ikişer çıkardık. Buraya geldiğimizde mesela süt ortalaması, yani sağım merkezinin ortalaması 17-18'lerdeyken şu an 22-23'lere çıktık. Niye? Verimsiz hayvanları herkes benim dışımda da diğerleri de onları değiştiriyor verimli hayvanlarla. İleriki zamanlarda hani verimlilik adına daha yükselteceğiz inşallah. Sizin nezdinizde işte Türkiye'de hani biz bu bilgi birikimimizi ya da tecrübelerimizi diğer insanlarla paylaşmak isteriz. Ben Burdur'da hani Kemer Sulama Kooperatifi olarak değil de diğer kooperatiflerde hani öneriyorum. Elimizden gelen hani proje anlamında ne gerekiyorsa yapalım derim. Yani burada şunu da bahsedeyim. Şimdi burada biz bunları yaparken devletimizden tabii ciddi destek aldık. %50 hibe aldık. 2,5 milyon lira projeydi bu 2020 yılında. Yarısını %50 hibe devletimizden aldık. Şimdi burada şey mesela gıda hijyeni açısından da bakterisi düşük, el değmeden soğutma tankına giren hani sağım bittiğinde sütümüz soğumuş oluyor. Yani bakteri oranı düşük süt üretiyoruz. Sadece bizim açımızdan değil, tüketiciler açısından da iyi bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Birkaç gün önce devletimiz yani bizlere katkı olsun diye sulama ücretlerinin %50'sini ÇKS'si olan üreticilerin sulama ücretlerinin yarısını devlet karşılayacağını açıkladı Cumhurbaşkanı'nın kararıyla. Yani devletimiz de üreticiye destek veriyor. İnkar etmeyelim. Hani. Evet. Biz devletin imkanlarından faydalandık. Yani sulama kooperatifi olarak. Önümüzdeki aylarda ya da yıllarda diyeyim, diğer kooperatifler de artık bunlardan faydalandıracağız inşallah. Bizim gibi sağım merkezi Burdur'da toplam 15 tane var. Toplam köy sağımhanesi olarak. Evet. Bu gibi imarlı şekilde yok ama bir nevi var yani. Evet. Yıllar öncesinde Elmacık'ta falan gelmiştim, misafir olmuştum ama sizin bahsettiğiniz üzere bu şekilde imarlı bir şekilde böyle ben işletme diyorum her birine. Çok güzel olmuş. Hı hı. Harika olmuş. Ne diyeyim yani, kooperatifin organize sanayi mi diyeyim, harika olmuş. Evet. Ki tamamlandığında eminim çok daha düzgün olacak. İşte bilinçli atılan her adımla kalite yükseliyor efendim. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederiz. Buraya kadar zahmet verdiniz. Bizim bir nevi sesimiz olmaya buraya kadar geldiniz. Teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Evet sevgili izleyiciler. Evet, sulama kooperatifimizin bu güzel başarısını görmek bizi de mutlu etti. Adeta bir organize sanayi. Başkanımızı biz sizlerin huzurunda da tebrik ediyoruz. Burdur'a bu yakışır. Burdur'un her bir insanına, her bir kooperatif başkanımıza. Artı başkanımız aynı zamanda Burdur Köy Kop Başkanı. Ne diyelim, Burdur'da hep güzel şeyler oluyor. Daha güzel şeyler olsun. Ben hemen efendim gençleri alacağım yanıma. Bakalım gençler nasıl yemek veriyorlar? Gençler neler yapıyor? Nasıl geçiyor Ayşe Hanım? Bir günüm sabah geliyoruz işte 6'da sabah. Hayvanlarımıza bakıp eve gidiyoruz çocuklarla. Tekrar akşam üzeri. İşimiz olursa yine geliyoruz. İşimiz olmazsa evimizdeyiz. Akşam üzeri. Sabah ve akşam toplam ne kadar vakit harcıyorsun? Birer saat geliyoruz. Birer saat. En fazla bir saat yani. Şimdi peki bu birer saat çalışmanla, emeğinle, ne bileyim maddi anlamda bu iki saatini ayırmanla yaşam seviyesi olarak hangi çizgilerdesin?
çok şükür iyiyiz. Babamın sayesinde o da gerçekten. Sağ olsun. Eskiden ilk başta, ilk ben yani gelin geldiğimde böyle değildi doğrusu. Sonra dualarım kabul etti Allah diyeyim. Sağ olsun babam da yardımcı oldu tabii. Şu an çok şükür iyiyiz. İyi şartlarda yaşıyoruz Allah'a şükür. Yani. Tabii, bu imkan herkeste yok. İyiyiz. Yani. Daha ne diyelim yani. Evet. Peki evlenmeden önce de biliyor muydun hayvancılık nasıl yapılır? Bakıyor hiç. Nasıl? Ya kendi annem gilinde vardı hayvanlar ama ben hiç inmiyordum. Yalan yok. Burada başladım. Aynen. Çok şükür burada da iyi şartlarda başladık ama öyle yani zorluk çekmedim. Hepsi de yardımcı oldular. Anneannem olsun, tamam. Ama kayınvalidem hepsi de tamam. Yardımcılar. Peki gönül bağı da kurdun mu artık onlarla? Şey hayvanlarla mı? Evet. Yani bazen kıssam da bazen seviyorum, yalan değil. Tabii canım. Bazen yorucu olsa da iyi. Yani. Ama şimdi şöyle bir şey, bir düşünsene Ayşenur, sabah sen kendin sabah 8'de çıktın, akşam 6'ya kadar çalıştın. Çocuklara bakamadın, arkanda bıraktın. Aynen. Aklın onlarda. Evde neyi nasıl bıraktıysan sen gelesiye öyle kaldı. Geldin yorgun, ne pişireceksin, çocuğun dersine mi yardım, hangini tercih ederdin? Valla şimdi ne diyeyim, tabii böylesi iyi değil bir mi? Yandan. Bir taraftan iyi ama evet. Bir taraftan da babam dediği gibi sigortayı da düşünüyorsun şimdi. Keşke diyorum çalışsa mıydım yoksa bu hayatım ikisinin arasında yüzde alanı yok. Bakın gene konu sigortaya aynen. Geldi. Sigortada olursa problem yok. Aynen problem olursa aynen. İlk başta ben başlayacağım nasip olursa öyle bir şey olursa başlayacağım. İnşallah. Yani bu güzel. Şu gençlerden bunları duymak güzel. Aynen. Yani emek veriyorsunuz, karşılığını alabilmeniz güzel ve alabilmek için de en iyisini yapmayı çabalamanız çok güzel. Aynen. Elimizden geldiğince tercih etmesin, değil yapmaya çalışıyorsunuz. Yani evet. Büyükler ışık tutuyorlar, siz de tabii, o yoldan tabii. Yürüyorsunuz. Aynen öyle. Değil mi? Aynen. Bir de eşinizi tanıyalım, o ne diyecek? Evet, sizi tanıyalım. Ben Osman Bütüner'in oğluyum. İsmi? Mehmet Bütüner. Mehmet Bütüner, evet. Babamla beraber bu hayvancılığı yapıyoruz. Dededen gelme bir şey. Eskiden tabii eski ahırlarımızda, kapalı ahırlarımızda daha zor hayvancılık yapıyorduk. Buraya gelince babamın sayesinde çok şükür rahatladık. Eşlerimizin sağım derdini bitirdik. Makineleştik, hayvanlarımıza rahatla kavuşturduk yani bir bina bir hayli. Evet. Kendimiz de rahatla kavuştuk böyle yani. Yani. Ya şimdi hep bahsediyoruz gençlerin önemli. Kıymetli Başkan da çok güzel söyledi. Göç olmaması adına dedi. Pek çok şey olursa, birkaç bir şey daha gerçekleşirse dedi. Herkes doğduğu yerde doyar, terk aynen. Etmez. Türkiye'nin de dengeleri evet. Bozulmaz. Ama bir sürü de unsur var yani burada da. İşte bu kadar hayvan varsa bu hayvanın bir kısmına olsun kendisinin yeminin. Tabii, ana maddesi, ham maddesi, bayağı da yani ekim dikim var. Sen de çalışıyor musun sahada da, tabii tarlalarda? Ki, tarlalarda tabii kendimiz, kendi tarlalarımızı ekiyoruz. Başkalarından icar kiraladığımız tarlalar var, onları ekiyoruz, dikiyoruz. Ham maddemizin birazını kendimiz karşılamaya çalışıyoruz. Kendimiz karşılamazsak, hepsini satın alsak sıkıntı olur yani. Evet. Peki, hedefin var mı? Yani senin bir hayalin var mı? Bunların üzerine bir şeyler koymak adına yani var mı? Biz hayalimize kavuştuk desek yeridir yani. Evet. Sistemli bir ahırımız var. Sağım derdinden kurtulmuşuz. Hedefimize kavuştuk yani biz. Ha, hayvanlarımız daha çok üretirsek, milletimize, devletimize daha çok yararlı olursak bizim için ne mutlu. Emeğinize sağlık. İnşallah böyle gençler güldür güldür gelsin. İnşallah. Değil mi? Herkes evet, vatanına, toprağına varsa bir karış toprağına sahip çıksın. Evet. Üretilsin diyorum ya. Daha güçlü Türkiye için. Çok sağ olun.